Sarı kız. Sana ne oldu böyle? Operasyonun ortasında panik olup birdenbire Bulgarca konuşmayı unuttuğum için az kalsın birinin ölümüne sebebiyet veriyordum. O yüzden de şimdi Onur şefimin gelip beni azarlamasını bekliyorum. Çok iyiyim. Rahat ol. Onur şefinin bugün seni azarlamaz. O kotasını doldurdu. Öyle mi? Aslında böyle olması normal çünkü bir de hastaneler de bize iyi gelmiyor, öyle düşünmek lazım. Hastaneler beni çok kötü yapıyor ya. Bak Azar Efendi, senin için koskoca katı kapattık. Niye? Sen çabucak iyileş diye. Biz sana iyi bakacağız. Sen de bize istediğimizi vereceksin. Değil mi? Ece. Beni buradan götürüyor musun? Aha Ece. Tamam, tamam. İyi, bir şey mi oldu? Ne oldu ya? Ece. 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 Bana mı diyor? Evet. Ne yapıyorsun? Abimizi sorguya götürüyorum. Gel istersen bir şeyler kaparsın. İyi değilim. Gel gel. Git git iyi olur. Tamam ben de bir toparlanayım, iki dakikaya gelirim. Tamam hadi bakalım. Bu adam, o fotoğraftaki adam değil mi ya? Civan'ın peşinde olan, onu tehdit eden. Civan'ın Bulgaristan'a silah işi yapacağı adam buymuş işte, Hazar. Bunu yakaladık. Ömür boyu hapis. Arkasından da sıra Civan Koral'da. Galiba bayılacağım. Bu hastane bana hiç iyi gelmedi. Ama yine de ben işimin başına döneyim. Çünkü neden? Ben ajan, aday, adayım. Öylesin. Sarı kız, sen de artık benden nefret etme ha. Tamam. Allah Allah, Allah Allah kardeşim. Anlatamıyor muyum? Avukatımı istiyorum ben. Patronun kim lan? Kardeşim Allah aşkına sen git patronun gelsin, gözümü seveyim ya. Silahları Bulgaristan'da kime satacaktın? La havle ve la kuvvete illa billah kardeşim. Avukatımı istiyorum. Bu. Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Papağan gibi avukat da avukat. Avukatı unut lan. Avukat mavukat yok. Sen varsın, ben varım. Heh. Bir de Allah var. Sen oraya doğru dua etmeye başla. Öteki ayağın da kırılmasın yanlışlığının. Bak şive geldi. Şive geldi ki bu iş iyi bir şey değil ha. Evet, evet. Şive geldi, sen bayağı tehlikeli oldun kardeşim. Bak şöyle yapalım. Sen bana bir bardak su getir. Bir tane de ağrı kesici. Ondan sonra belki konuşuruz. Kardeşim. Bak bana da şive geldi. Benim de sinirler kaymaya başladı. Hele bir konuşma. Hele bir konuşma. Doyamadı ya. Ayrılamadı ya. Mavi buraya gel. Buraya gel. Abi ne yapıyorsun? Esas sen ne yapıyorsun kızım burada? Sivil misin lan yoksa sen? Abi ne sivil ya, saçma sapan konuşma, sanki sen yetiştirmedin beni. Hırsızlık yaparken yakalandım, beni pis işlerini kullanıyorlar. Ne? Bak Hazar abi, sen beni görmedin, duymadın, tanımıyorsun, bilmiyorsun, tamam mı? Mavi! Nereye? Önce beni kaçıracaksın buradan. Bir dakika. Ben seni nasıl kaçırayım? Her yer polis kaynıyor, ajan kaynıyor.
Benden yapamayacağım şeyleri isteme. Dur sen, ben kaçıracak birini biliyorum. Sen bana şuradan bir kağıt kalem ver. Kağıt kalem ver bana şuradan. Bu notu bu adama ilet. Gerisini o halleder. Civan Koral mı? Mavi. Bana bak. Sakın bir yanlış yapayım deme. Ben yanarsam sen de yanarsın. Hatta o senin tatlı arkadaşın Musti de yanar. Anladın mı? Ya bu durumda bile beni tehdit ediyorsun. Sen uykunda kendine dikkat et. Çık dışarı. Şefim, bu arada Melek de esiyordu ama Bulgaristancası pek iyi değilmiş yani. Bulgaristan'da Bulgaristanca mı konuşuluyor Ali sence mi? Nece konuşulacak şefim? Haklısın. Şefim, bu arada bu gebesi kaplumbağa avukat avukat diye tutturdu. Ne yaparsak yapalım konuşturamayacağız herhalde. Şu aşamada konuşmaz zaten. Bırakalım bizi zorladığını sansın. Eyvallah. Giriyorum, gir. Uyan lan uyan. Hı? Yaralı Ceylan. Bak. Yavaş mı oğlum? Pekten halin. Beni istemişsin Hazar. Geldim. Siz avukat mısınız? Alakam yok Hazar. Biliyorsun. Ya, o zaman kusura bakmayın. Konuşamıyoruz. Bakacağım Hazar. Emin olabilirsin. Çıkarken kapıyı versenize ya. Şefim. Seninle işimiz var Hazar. Güzel. Ya Ece ne diyorsun ya? Ne notu? Musti duydun işte. Hazar gidip notu Civan'a vermemi istiyor. Tamam kızım da yani aklım almıyor ya. Peki Civan 650 tane soru sormayacak mı Hazar'dan not götürünce sen? Musti canım benim, bir kendine gelir misin? Ne diyorsun sen? Ne diyeceğim ben, gidip tak 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 merhaba ben geldim, ben posta servisi mi diyeceğim? Aa sana Hazar'dan not mu getirdim diyeceğim Civan'a ya. Lütfen yapma, gözünü seveyim. Aa evine gideceğim gizlice, not cebine koyup çıkacağım. Ha öyle desene kızım ya. Neyse. Olur şefim, emirler yağdırmaya başlamadan ben gideyim. Dikkatli ol. Ha bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu öpüşme işi ne oldu? Konuşabildiniz mi Onur'la ha? Ya ne öpüşmesi? Öpüşme falan yok. Benim burada ayı bağırıyor. Sen öpüşme diyorsun bana. Allah Allah. Anlatırım ben sana sonra. Tatsız ama tamam. Ha Musti bu arada kapatmadan senden bir şey daha isteyeceğim. Bana shop yapabilir misin? Böyle yemek yerken sanki toplantı yapıyormuşum gibi dekorlara bakarken falan ha? Yapabilir misin? Ayıpsın, yaparım tabii de. Neden diye sorayım mı, sormayayım mı acaba? Ben sana anlatacağım. Sağ ol be Musti. Sağ ol be. İyi ki varsın. Hadi bay bay. Gel Aslan. Aylardır ısrarla yürüttüğün operasyon sonunda meyvesini vermeye başladı. Biz bugünü sabırla ve azimle beklemedik mi arkadaşlar? Yakaladığınız adam sayesinde örgütün Türkiye ayağını çökerteceğiz. Sağ olun başkanım. Ekibim sayesinde. Seninle gurur duyuyorum. Arkadaşlar. Sizi de tebrik ediyorum. Şimdi sıra neye geldi? Aylardır peşimde olduğun Civan Koral'ı yakalamaya. Hadi git. Şu Züppe'yi bir tutukla da kapatalım bu dosyayı artık. Şimdi müsaadenizle ben bir şey söylemek istiyorum. Ben hepinize çok alıştım. Çok da sevdim sizi. Hepinizi çok özleyeceğim. Bu kadar söyleyeceklerim.
Çok teşekkürler Ali, duygularını bizimle paylaştığın için. Rica ederim şef. Başkanım, eğer izniniz olursa ben bu civanı henüz tutuklamak istemiyorum. Boşuna halladık ya. Sebep? Hazar'ın ve Civan'ın tepesindeki o yüzünü görmediğimiz kişiye her zamankinden daha yakınız. Onur. Bu birim Civan Koral'ı yakalamak için kuruldu. E sen şimdi hem elmas kaçakçısı Civan'ı hem silah kaçakçısı Hazar'ı yakalayacaksın. E örgütün Türkiye ayağı çökecek. E gerisi de uluslararası birimin işi. Haklısınız başkanım. Ancak Hazar'ın yokluğunda örgütün lideri mutlaka Civan'la bağlantıya geçecektir. Başka güvenebilecekleri kimse kalmadı. Eğer Civan gözetimimizde olursa o zaman büyük balığı da yakalarız. Başkanım, sizden ricam, bana biraz daha süre verin. Güzel. Güzel. Var mı yapabileceğim bir şey? Sağlığınıza dikkat edin başkanım. Arkadaşlar, kolay gelsin. Sağ olun başkanım. Sağ olun, sağ olun başkanım. Başkanım. Seni de tebrik ederim. Teşekkür ederim. İyi iş. Arkadaşlar. Emeğinize sağlık. Bütün alkışlar size. Şimdi. Civan Koral'ı mümkün olduğu kadar tedirgin etmemiz lazım. Melek, evin önünde bir tane ekip otosu beklesin. Melih, bana casus yazılım lazım. Civan'ın telefonunu yükleyeceğim. Ne yapacaksın? Şefim, yazılım kolay ama telefonu nasıl yükleyeceğiz? Orasını ben halledeceğim. Ece, odama gelir misin? Hadi, herkes işinin başına. Onur, sen ciddi misin? Şaka falan yapmıyorsun değil mi? Sana yan kesicilik öğreteyim. Evet. Onur, sen yan kesicilik yapamazsın. Bak, Civan'ın telefonu sürekli cebinde. Benim oraya yazılım yüklemem lazım ki dinleyebilelim. Başka çarem yok. Tamam, ben gideyim. Hilal senin peşine dedektif takmış Ece. Sence seni görmek istiyorlar mı? Yalnız öyle yan kesicilik birkaç saatte öğrenecek bir şey değil. Ajanlık da öyle. Ama ben sana öğrettim değil mi? Ve sınavı geçtin. Yalnız sınavla yan kesicilik arasında bayağı bir fark var. Ben çabuk öğrenirim. Sen bilirsin. Uyarmadı deme. Onur, konuşmamız gerekiyor. Örgütün Türkiye ayağını çökertme fırsatını teptiğinin farkında mısın? Hazar da Civan da elimizde ala. Ha, çok güzel. İki kuşu tutmuşuz elimizde, ağaçtakilerden bir tane daha gelir diye bekliyoruz, öyle mi? Allah, adamlar çok temiz çalışıyor. Bunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Hatta Firuz Başkan da biliyor. Adamları sorguya çeksek ne olacak? Hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Senin görevin yakalamak. Sorgusudur, yargısıdır. Bırak herkes kendi işini yapsın. Firuz'u bile uyuttun ama beni kandıramazsın. Onur Karasu, Civan Koral'la ilgili senin şahsi bir meselen var. Artık bana bunu söyleyecek misin? Evet, var. Güzel. Bekliyorum. Nedir? İşte onun ne olduğunu söyleyip söylememe konusunda emin değilim. Hala, sana. Onur, ben senin ailenim. İşte o yüzden. Bekliyorum. Bu fotoğrafta dikkatini çeken bir şey var mı?
Civan Koral. Başka? Başka? Ne? Saat. Ha. Ha, senin saatin. Bu sen misin? Benim saatimin aynısı. Bu saati kolundan hiç çıkartma. Aynı saatleri takacağız seninle. Aynı güne, aynı saate, aynı dakikaya bakacağız. Lütfen bırakma beni. Yalnız bırakma ne olur. Onur. Babanın saati. Onur. Babanın saati. Demek abim ölmemiş. Hayatta. Ne zaman çekilmiş bu? 1-2 sene önce. Neden bana söylemedin? Ama sen sürekli abim öldü deyip durmuyor muydun? Bizi bırakmazdı deyip durmuyor muydun hala? Ben sana bunu söyleyeyim. Bırakmazdı Onur. Seni asla bırakmazdı. Bayhan bizi... Bıraktı. Asla. Hala. Beni de bıraktı, seni de bıraktı, mesleği de bıraktı. Bilmiyoruz başka neleri bıraktı. Hala. Bak sen benim kıymetlimsin. Sen benim tek ailemsin. Sana bunu söylediğim için gerçekten çok üzgünüm ama gerçek bu. Suçlu da olsa o benim canım. Suçlu da olsa o benim abim Onur. Benim bunu sindirmem lazım. Civan Koral'la bağlantısı nedir? Onu net bilmiyorum. Bu fotoğraf Macaristan'da çekilmiş. Ancak Civan'ın bakışları bakarsak tanışıyorlar. Önce sen bu fotoğrafı buldun. Sonra da Civan Koral'ın peşine düştün. Yani bu dosyayı açmak için, bu birimi açmak için bütün çaban bu yüzdendi, değil mi? Bana neden söylemedin? Sana söyleseydim bu dosyayı almama asla izin vermezdin hala. Yanlış mıyım? Bak bilmiyoruz. Örgütle bağlantısı var mı yok mu, örgütün lideri mi, üyesi mi, yoksa yoldan geçen herhangi biri mi bilmiyorum.
Ama öğreneceğim. Hissim, ki bugüne kadar hiçbir zaman yanılmadım, aralarında önemli bir ilişkinin olduğunu söylüyor. Tamam mı? Ve onun ne olduğunu ben bulacağım. Ya örgütün bir üyesi ise? Ya yurt dışı ayaklarından biri ise? Ne olacak o zaman? Ne demek ne olacak? Başkalarına ne olduysa ona da olacak hala. Buna iltimas mı geçeceğimi zannediyorsun sen? Ya karşı karşıya gelirseniz? Ha? Birbirinize silah mı çekeceksiniz? Sen babanın peşindesin. Neye bulaştığının farkında mısın Onur? Benim babam öldü hala. Ben bunu kabul ettim. Bence sen de bunu kabul et. Baba ancak operasyondaki kodada olur Bayhan Karasu. O kadar. Seni biraz yalnız bırakayım. Yoktu Kadir. Yok Civan Bey, yok yani olmamalı. Yemin ediyorum sana bir can borcum olmasaydı var ya senin şu kadarcık canını... Eğer ellerinde önemli bir şey, güvendikleri bir şey olmasaydı... koskoca Koral Malikanesi'nin önüne araçlarını getirip koymazdı bunlar Kadir. Ne var bunların ellerinde Kadir? Sen ancak mal mal bak. Civan gördü bizi, bildiğiniz olsun. Tamam, takipte kalalım. Şefim, Civan bizimkileri gördü. Güzel, istediğimiz de buydu zaten. Yazılım hazır mı? Hazır şefim. Civan'ın telefonunu yükledikten sonra... ne konuşuyorsa, ne yazıyorsa duyup görebileceğiz. De, o adama çaktırmadan telefonu nasıl alacaksın şefim? O iş bende. Alo Hilal. İyiyim, iyiyim. Ya şu benim koleksiyonu Koral Mücevherat'ın yapma fikri beni çok heyecanlandırdı da. Senin, evet. Ya biraz gürültülü bir yerdeyim de şu an. Evet, biliyorum. Tamam, ya diyorum ki akşam geleyim abinle şu konuyu bir detaylıca konuşalım. Ne dersin? Tamam. Tamam, akşam görüşürüz. Sen hayırdır? Deneysel çalışmalar bu. Aa öyle mi? Muhteşem. Ne çıktı? İki kağıdı birbirine sürtünce üstündeki yazılar sunuyor. Muhteşem. Şefim. Efendim Melih. Bulgaristan'da yaptığım hata affedilemez bir şeydi. Özür dilerim. Sizi hayal kırıklığına uğrattım. Teşekkür ederim Melek. Bak şu an cesaret gösteriyorsun ve operasyonlara katılıyorsun. Bu benim için çok önemli. Sorun yok. Gerçekten mi? Evet. Şefim, hala ilgileniyorsanız çalışmamız gereken bir ders var. Ben ilgileniyorum. Siz hazır mısınız? Ben hazırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.